Hey, 2022 tayfa, hazır mısın? İşte beklediğin gün geldi. Cumartesi TYT, pazar AYT oluyor ve bundan sonra olacak ilk sınava sen gireceksin. Çalışma vaktin geldi de geçiyor bile. O zaman 1 Temmuz'dan itibaren başlatacağımız paraksilen çalışması nasıl olacak? Neler yapacağız? Bu çalışmada seni neler bekliyor? Hadi bakalım yeni yılda paraksilende ne gibi hazırlıklar yapacağız? Arkadaşlar öncelikle 2022'de tüm videoları yenileyeceğiz. Videoları yenilemekte maksadım ne? Neler yapacağım? Neden videoları yenilemeye ihtiyacı duyuyorum? Videoları yenilemede en önce yapacağım şey iki seri video çekmek. İki seri video çekmek derken şunu kastediyorum. Bir seri ara sınıflar için ve kimyadan hiç anlamayan, kimyası tamamen sıfır olanlar için sıfırdan başlayacak. Çok basit örnekler, uzun uzun konu anlatımları, konunun en ince en basit noktalarına kadar değinerek ara sınıfların ve hiç kimya bilmeyenlerin konu anlamasını sağlayacak videolar. İkinci seri ise bu seneki gibi orta seviye ve orta seviyenin üzeri konunun önemli kısımlarını, basit kısımlarını hızlıca geçen, önemli kısımlarını özellikle değinen videolar. Yani biri bu seneki videolar seviyesinde, biri ise tamamen sıfırdan alan, özellikle ara sınıfa hitap eden. Ancak benim kimyam iyi değil, ben sıfırdan çalışmak istiyorum, ben orta seviye değil basit örneklerle başlayıp geliştirmek istiyorum diyorsan sen de o videoyu izleyebilirsin. İki video serisi her hafta düzenli olarak veya biraz sonra açıklayacağım tarihlere göre düzenli olarak karşına gelecek. Bu iki videonun PDF'leri de ayrı olacak. Bu PDF'leri indirebilirsin. İkinci olarak arkadaşlar yapacağımız değişiklik şu anda zaten kanalda yavaş yavaş değiştiriyorum. Yavaş yavaş düzenliyorum. Artık notların hepsini Paraksilen Kimya üzerinden pardon Paraksilen.com üzerinden www.paraksilen.com üzerinden indirebilirsin. Burada amacım ne? Burada amacım tüm notlar tek bir yerde toplansın. Yani tüm yılların notları, tüm PDF'ler, sorular, soru çözümleri, denemeler, yani siteden indirebileceğiniz bütün PDF'leri tek bir site üzerinden rahatlıkla indirip rahatlıkla görüp çözebilirsiniz. Böylece AYT'den, TYT'den bir PDF'ye ihtiyacın olduğunda girip YouTube'dan onun videosunu bulup açıklamalardan onun linkine tıklamana gerek kalmayacak. Paraksilen.com'a gireceksin. Tamamen ücretsiz olarak üye olacaksın. Üyeyi özel linkinin altında şu an 2020-2021 videoları, 2020-2021 PDF'leri var. O zaman da 2021-2022 PDF'leri olacak. Buradan istediğin PDF'ye indireceksin. Soru çözümlerini henüz eklemedim. Halen onlar YouTube'da soru çözümünün altında. Soru çözümlerle ilgili PDF'leri olacak. Ne yapacaksın sen? Sen bunları oradan indireceksin. Önce kendin çözeceksin soruları mesela. Sonra merak ettiğini girip oradan izleyeceksin. Veya anlatımımı merak ediyorsan baştan sona izleyeceksin. Yani PDF'lere daha rahat erişim için PDF'lerin hepsini ücretsiz üyelikle Paraksilen.com üzerine alıyoruz. Bu yapacağımız en büyük değişiklik ki bunu dediğim gibi şu anda konu anlatım videolarına yaptım. Soru çözüm videolarına da yavaş 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 yapacağım. Arkadaşlar 2021-2022'ye geçtiğimizde siz sadece tek listeden takip edebilirsiniz. Yani 2021-2022 sezonu, daha doğrusu 2022 TYT ve 2022 AYT diye tek listede bütün videoları birleştireceğim. Yani sen girdin, 2022 TYT'den kimya bilimini temel düzeyden ve orta düzeyden izledin. Hemen arkasından bu listede geçmiş sezonda gerek 2020'de, 2021'de TYT'de kimya bilimi adına çözdüğüm ne kadar test, ne kadar soru varsa bunların hepsi o listede olacak. Yani geçmişe dönüp soru çözümü aramak zorunda kalmayacaksın. Konu anlatımları yeni ama soru çözümleri geçmişten gelenlerin hepsi tek listede karşında olacak. Yine bunların PDF'lerini de Paraksilen.com'da izleyebileceksin. Videolarda yapacağım ikinci bir değişiklik ise videoları kısaltmak. Videoları ben ilk sezonda yani 2020 sezonunda kısa kısa 20-25, 20-25, 15-20 dakika halinde bölmüştüm. Ama 2021-2020-2020-2021 sezonunda yani hani bu şu an bulunduğumuz sezonda özel ders tadında yaptım. Hani bir özel derste ne kadarını işleyebiliyorsam ortalama olarak videoda da o kadar işledim. Bu videolar biraz uzun oldu ancak bazı arkadaşlarımız sıkıldı. Ben de yine kısa 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 böleceğim. 15-20 maksimum 25 dakikalık videolar olacak. Ha, sen bir seansta ikisini, üçünü, dördünü izleyebilirsin. Benim için hiçbir sıkıntı yok ama kısa kısa izlemek isteyenler de bölümü kısa kısa izleyebilecek. Bu da yine videolarda yapacağımız en önemli değişiklik.
Başka. Yeni senede başka bizi neler bekliyor? Yeni senede arkadaşlar bana ait olan en eski kurduğum Mehmet Sait Özdemir kanalım var. Burada şu an çocuğumun küçüklük videoları var. İşte ne bileyim aracımla çektiğim, geçmiş araçlarımla çektiğim bir iki video var. Yani hani öylesine anı olsun, hatıra olsun diye attığım videolar var. Şu an pasif durumda yani aktif de öyle kendime anı olsun diye sakladığım bir kanal. Bu kanalı da aktif olarak hizmetinize sunacağız. Ne yapacağız Mehmet Sait Özdemir'de? Mehmet Sait Özdemir'de motivasyon videoları olacak. Dersten bağımsız olsun istiyorum motivasyon kanalını. Motivasyon videoları Mehmet Sait Özdemir'de olacak. Mümkün olduğunca düzenli bir şekilde bunu yazacağız. Öğrencilerle röportajlarımız olacak. Bu sene bunu yapamadım. Bu yaz bunu yapacağız. Başarı hikayeleri ve hatta kabul ederlerse öğrencilerim başarısızlık hikayeleri. Yani neden başarısız oldular? Kapasitelerinin altındaki yere neden yerleştiler? Eksikleri nelerdi? Şeklinde başarı hikayeleri, başarısızlık hikayeleri, meslek hikayeleri şeklinde rehberlikte size yardımcı olacak her şeyi Mehmet Sait Özdemir'e atacağız. Yine orada düzenli olarak vlog da çekmeyi planlıyorum. Yani Mehmet Sait Özdemir ne yapar? Bir haftası nasıl geçer? Böyle derslerden ufak görüntüler, günlük hayatımdan ufak görüntüler, belki kamera arkası görüntüleri şeklinde görüntüleri de Mehmet Sait Özdemir'e atacağız. Mehmet Sait Özdemir'i de sürekli olarak artık kullanacağız. İsteyen, ilgisini çeken, rehberlik isteyen orayı da takip edebilir. Veya oraya video attığımda gidip bakabilirsiniz. Ben zaten buradan duyururum. Buradan onu da bulabilirsiniz. Peki başka? Biliyorsunuz. Bu sene yaptığımız en önemli şeylerden biri de canlı yayın oldu. Son 60 günü, 61 günü neredeyse hep canlı yayınlarla beraber ders çalışarak yaptık. Yani study with me demek istemiyorum. Daha çok Türkçe kullanmak istiyorum ben. Hani beraber ders çalıştık, beraber ders çalışıyoruz şeklinde yaptık. Bunlar devam edecek. Yalnız yazın tabii ki aralıkları fazla olacak. Yazın haftada bir, belki iki haftada bir olacak. Ancak Eylül-Ekim'den itibaren haftada 3, haftada 5 yavaş yavaş arttırıp ikinci dönemden itibaren bir sıkıntı çıkmazsa yine her akşam şeklinde düzenli bir beraber ders çalışma videomuz olacak. Haftalık canlı yayınlar yapıyorduk biliyorsunuz. Haftalık olarak beraber soru çözüyorduk. Başlangıçta konu tekrarları yapıyorduk. Denemeler çözüyorduk. Bunlar da yine canlı yayınlarda devam edecek. Geçmiş canlı yayınları da konu ilerledikçe bizim 2022 listesine ekleyeceğim. Onu da oradan alabilirsin. İnşallah vakit bulursam da bu sohbet kısımlarını kesip hani deneme çözümü, test çözümü kısımlarını tak şekilde yaparım. Yapamazsam da sen o kısımları ileri alırsın. Yani canlı yayında soru çözümlerimiz devam edecek. Şimdi bir ay TYT yaptık, TYT'yi bitirdik, AYT'ye başladık. AYT'ye ortalarına geldikten sonra TYT tekrarımız gerekecek ya. TYT tekrarı için de artık canlı yayında karma sorular, karma testler. Belki de o zaman ne bileyim beraber bir kitap belirleyip bir kitabı alıp bu kitabı canlı yayınlarda beraber çözme şeklinde bizim canlı yayın soru çözümlerimizde, canlı yayın beraber ders çalışmalarımızda devam edecek. Bunların hepsi sürekli bu sene olduğu gibi seneye de karşımızda olacak arkadaşlar. Şimdi ne yaptık o zaman biz? Notlarımız var PDF. Canlı yayın notlarımız var. Soru çözümlerimiz var. Şimdiye kadar yaptığımız canlı yayınların notların PDF'leri var. Karma sorular var. Canlı yayında yaptığımız karma sorulardan seçilmiş denemeler var. Bunların hepsi arkadaşlar ücretsiz olarak karşınıza gelecek. Bunları bu senede yapacağız, güncelleyeceğiz, geçmiş sezonları da yükleyeceğiz. Hepsini ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz. Bunlar şu ana kadar yaptığım ücretsiz olanlar. Bundan sonra da ücretsiz olarak devam edecek. Tahmin ettiğiniz gibi bu kadar ücretsizden bahsettiğimize göre kanalda katıl butonunu aktif yapıp ufacık bazı hizmetleri ücretli hale getireceğim. Nedir? Katıl butonunda şu an düşündüğüm iki tip üyelik. Birincisi sadece işte rozet. Orada üye olduğunuz belli olsun, kanala katkı olsun diye 2 liralık bir paket atacağım. Bu sadece bir karşılığı olmayan, kanala katkı yapmak isteyenlerin, gönlünce isteyenlerin katıl butonuna girmeleri için bir üyelik. İkincisi 5 liralık bir paket, çok değil, sizi yoracak bir şey değil. Peki ne olacak bu 5 liralık katıl butonunun karşılığı? Arkadaşlar 5 lira karşılığında her ay üyelere 10 adet deneme yayınlayacağım. Bu 10 adet denemenin PDF'sini indirip çözebilecekler. Bunların çözümleri de sadece katıl butonuyla katılan arkadaşlara açık olacak. Diğerlerine açık olmayacak. Bu sorular taze yazılacak. Piyasada olmayan sadece size özel yazılmış denemeler olacak. Her ay 10 deneme alacaksınız. Bu 10 deneme Ocak ayına kadar sadece TYT gidecek. Ocak ayından sonra 5 TYT 5 AYT şeklinde, yani 5 tam deneme şeklinde gelecek. Totalde Haziran'dan veya işte ne zamandan başlıyoruz? Temmuz'dan.
Temmuz'dan başlayıp Haziran'a kadar her ay 10-10-10-10-10 deneme şeklinde yapıp gideceksiniz. Bunun karşılığı 5 olacak ve bu her ay silinip yenilenecek. Yani Temmuz sorularına Ağustos'ta ulaşamayacaksın. Ağustos sorularına Eylül'de ulaşamayacaksın. Her ay abone olduğunda sadece o ayın sorularına ulaşabileceksin. Dediğim gibi bu sadece size yazılan özel denemeler olacak. Bu piyasada yayınlanmayacak. Başka bir yayın evine vermeyeceğim. Başka bir yerde bulamayacaksın. Hepsini yapacaksın. Ha ne olur? Atıyorum aylardan Haziran olur, Temmuz olur. Biz geçmişin hepsini birleştirip bir kitap halinde yayınlarız. O zaman alırsın, kullanırsın. Belki yayınlayamayız. Bu sene mesela denemeleri yazdık. Basımla ilgili sıkıntılar yaşadık. Kitabımız basılmadı. O yüzden bu olmayabilir de. Dediğimiz gibi katılı aktif yapacağız. Bunu zaten kanalın fragmanını değiştirip orada da yayınlayacağım. Orada da katılla karşınıza neler gelecek görebilirsiniz. Başka takvimi yayınlamadık değil mi? Neyi ne zaman yayınlayacağız? Onun takvimi belli değil. Notlarımı aldım. Ne söyleyeceğimi unutmayayım diye. O zaman hemen geçelim. Takvime bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar Temmuz ayının 1'inden başlayıp 8 Ağustos'a kadar TYT'yi bitiriyoruz. Üçer gün arayla kimya bilimi, atom, cetvel, etkileşim, maddenin fiziksel halleri, doğa ve kimya yasalar, mol hesaplamalar, karışımlar, asit, baz, tuz, kimya her yerde. Dediğimiz gibi bakın tek liste olacak. Daha doğrusu iki liste olacak. Yani TYT 2022 temel seviye, TYT 2022 orta seviye listesi olacak. Her hafta buraya her 3 güne bir 2 tane video eklenecek. Tabi hani 2 video derken böleceğim dedim ya. Kimya bilimi ünitesi belki 3 videodan oluşacak. Atom belki 3 videodan oluşacak ama bu 3 videonun 3'ü de 1 Temmuz'da, 3'ü de 4 Temmuz'da, 3'ü de 7 Temmuz'da eklenecek. 1 Temmuz'da kimya bilimi videoları eklendikten sonra hem temel seviye listeye hem ileri seviye listeye ne ekleyeceğiz? Kimya bilimi ile ilgili geçmişte kanalda yer alan bütün soru çözümlerini ekleyeceğiz. Yani sen dediğim gibi kanalda aramayacaksın. Bu konuda sizi biraz tembel görüyorum ama onu da uyarayım yani. Hani bu konuda çok şikayetçiyim ben. Bana yayında ne soruyor? Diyor ki kimya paraksilenin konuşamadım. AYT tekrar videosu var mı? Mübarek yani AYT kimya tekrar yazdığında şeye YouTube'a ikinci üçüncü sırada çıkan benim. Paraksilen AYT tekrar yazdığında tabii ki birinci sırada çıkan benim. Paraksilen TYT tekrar yaz. Paraksilen kimya bilimi soru çözümü yaz. Zaten çıkıyor da. Ama ben bu kampı devam ettirecekler. Bu kampı süresince, bu kamp süresince beni izleyecekler için kolaylık olsun. Bu listeye bütün soru çözümlerini ekleyeceğim. Aynı şekilde atomu izledik. Atom soru çözümü, cetvel soru çözümü, etkileşim şeklinde hepsi devam edecek. Geçen sene biliyorsunuz sene başında ben yaprak testlere başlamıştım. Sadece paraksilene özel yaprak testler yazmıştım. Yetiştirebilirsem onları bitiririm. Onlar hani maddenin fiziksel hallerine kadar yetişti ama devamı yetişmedi. Yazın bu yaz biraz tatilimiz kısa, pandemi dolayısıyla çok ders yapacağız. Tatilimiz kısa ama yetiştirebilirsem o testlerin de devamını yükleyeceğim. O konuda söz veremiyorum. Onlar da yetişirse yine o yaprak testlerde ücretsiz olarak size gelecek biliyorsunuz. Onların kullanımı açık. Onları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok onlarda. Tamam. TYT'yi bitirdik. 8 Ağustos oldu. Bayrama gittik. Kurban bayramımızı yaptık. Etlerimizi yedik. Kilomuzu aldık. AYT. Arkadaşlar AYT geçen sene de yaptığımız gibi karışık bir şekilde ilerleyecek. Nasıl karışık? Aslında kendi içinde düzeni var da bu düzen tamamen 11-12 şeklinde gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü bizi izleyen arkadaşların hepsi mezun değil. Bizi izleyen 12. sınıf arkadaşlarımız da var. Ve 12. sınıflar sadece AYT çalışmıyorlar. 12. sınıf yazılıları için de hazırlanıyorlar. Bu yüzden okul açılmasıyla beraber AYT listemiz 1-11-1-12, 1-11-1-12 şeklinde gidecek. Bak şimdi listeyi takip et. Haftalık bir AYT videosu. Atom, gazlar, çözeltiler, entalpi, bir hafta geçti hız, bir hafta geçti denge, asit baz, KÇÇ. Bak her hafta bir tane 11 geliyor. Ama Eylül'ün 9'una geldiğimizde hani okulların açılış tarihi geldiğinde okul açılışıyla beraber haftada bir 11'lerin arasına bak dikkat et. Her hafta 11. sınıf izleme yayınlama sırası değişmiyor. Her hafta 11'i yayınlıyoruz. 12'leri hafta arasına alıyorum. Yani aslında takvim bozulmuyor. Nereden başladık? Biz 19'dan. 19 Ağustos'ta atom, bir hafta sonra gaz, bir hafta sonra çözeltinin yarısı, bir hafta sonra diğer yarısı, bir hafta sonra entalpi, hız, denge, asit baz, KÇÇ, tak. Her hafta bir video gidiyor. 9 Eylül'e geliyorsun. Her hafta 11 var. Hafta arasında da kimya ve elektrik 1. bölüm. Kimya ve elektrik 2. Kimya ve elektrik 3. Karbon kimyasına giriş.
Karbon kimyasına giriş. Organik, 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 organik. O organik bitmiyor. Ya ama bitecek, bitecek. Korkma. Korkma. Bana güven. Tam yapacaksın. Organik en rahat hazırladığın, en rahat anladığın konu olacak. Ve geçen sene yaptığımız gibi bu sene de 6 Aralık itibariyle yani 2021 yılı bitmeden tüm kimya videolarımız bitmiş, kanala yüklenmiş olacak. Sen bu hızda izlemek zorunda mısın? TYT için bence evet. TYT için eğer mol, yasa, hesaplamada bir sıkıntın yoksa TYT'yi hemen bir ayda bitirelim, aradan atalım gitsin. Ama AYT için bu hızda izlemek zorunda değilsin. Bilmediğin konuları yavaş geçebilirsin, bildiğin konuları hızlı geçebilirsin. Özellikle okul açıldığında hani okul konusu farklı, 11 konusu farklı olduğu için yavaş gidebilirsin. Mezun arkadaşlarım zaten 11'i bitirip 12'ye başlayacağı için doğal olarak yavaş gidecekler. Yani evet biz videoları AYT'yi Aralık'ta bitireceğiz. Ancak siz Aralık'ta kimyayı bitirmek zorunda değilsiniz. Bunun için herkese ayrı bir program yazarız. Program konusunda, soru çözümü konusunda, özel sorular konusunda da Paraksiden.com'un forumlarını artık aktif olarak kullanabiliriz. Program istediğinizde oraya yazalım. Oraya sizin için program atarız, diğer arkadaşlarınız da faydalanır. Güzel bir soru var yüklersiniz, diğer arkadaşlarınız da faydalanır. Forumda istediğiniz ekstra bölümler varsa yazarsınız, açarız. Yani YouTube dışında Paraksiden.com'u da etkileşim için aktif olarak kullanacağız artık. Orada da birbirimizle sürekli iletişim halinde olacağız. Orada da ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Yine adresi aşağı, Paraksiden.com gerçi adresi aşağı yazacağım da yani Paraksiden.com çok fazla yazacağımız bir şey yok. Bu takvimi de yine yükleyeceğim. Bu takvimi de aşağıya yüklerim. Oradan bakarsınız. Başka söyleyeceğim, yeni sezon için söyleyeceğim ne var? Ha, Aralık geldi. Aralık'ta biz bitirdik her şeyimizi. Ne yapacağız sonra? Bu sene bakın Aralık'tan sonra neler yaptık? Bir sürü şey yaptık. 3 soru 1 konu serisini çıkardık. Canlı yayınlarla sürekli tekrarları yaptık. Araya milli eğitim kitaplarını yaptık. Yani proje çok, merak etmeyin. Aralık'tan Haziran'a kadar da sizi boş bırakmayacağım. Ben boş durmayı seven bir insan değilim. Sen çalışıyorsan inan ki ben de en az senin kadar çalışacağım. Sen benim kadar çalışırsan bu sınavı başaracaksın. Buna inan. Beraber çalışacağız. Beraber gayret edeceğiz. Ve bu sınavı yapacağız. Düzgün, düzenli bir şekilde çalışıp bu sınavı yapacağız. Ben sana güzel içerikler üreteceğim. Sen de bu içerikler karşısında güzel çalışacaksın. Benimle beraber yürüyeceksin. Ve beraber bu yolu yürüyerek bu sınavda başarılı olacağız arkadaşlar. Başka bir yolumuz, başka bir seçeneğimiz yok. Kimyadan sen beni takip et. Söylediklerimi yap. 20'de 20 yapacaksın. Onda bir sıkıntı yok. Peki bunların dışında özel istekleriniz var. Güzel fikirleriniz var. Yaz yoruma. Gerek şimdi gerek dönem içinde. Bunu uygulayalım. Mesela 3 soru 1 konu öğrencilerimin isteğiydi. Onlar istediler. Başta ilk videoya dikkat ederseniz 1 soru 1 konuydu. Sonra 3 olsun dediler. 3 yaptık ve gayet güzel bir seri oldu. Muhteşem bir seri çıktı ortaya. Bunun gibi istediğiniz serileri de yine beraber yapar, uygular, çekeriz. Yani gelişime açığız, etkileşim içindeyiz. Beraber bu yola başlayacağız ve sınava da beraber hazırlanıp beraber gireceğiz. Güzel netler yapacağız. Moral motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Kimyadan 20'de 20 yapacağız. Paraksiden takipçilerinden kimyada sorunu olan insan kalmayacak. Kimya ile ilgili hiçbir sorununuz olmayacak. Bulunduğunuz yerde kimyada en yetkin insan olacaksınız hatta. Ha, bu arada üniversitede kimya okuyan arkadaşlarım, kimyaya hazırlanan arkadaşlarım, fen bilgisi öğretmenlerim, kimya öğretmeni arkadaşlarım, sizler için de dönem içinde güzel sürprizlerim olacak. Dönem içinde bu seneye yetişmez ancak bir sonraki sezon için yani 2022 KPSS için ÖABT videoları, ÖABT notları, bu konuyla ilgili PDF'ler, sorular, soru çözümleri de yavaş yavaş kanala gelecek. O ÖABT konusunda da sizi yalnız bırakmayacağım. Benden bu kadar. Görüşleriniz, yorumlarınız, istedikleriniz yorumlara yazabilirsiniz. Bol bol paylaşın, arkadaşlarınıza haber verin. 1 Temmuz'da başlıyoruz arkadaşlar. 1 Temmuz başlangıç tarihimiz. 1 Temmuz'da 2022 tayfa başlıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz.